Okay, now. Are you ready? Evet sevgili dostlar, mobilde pazarlama sohbetlerinden hepinize merhaba. Sanki uzun zamandır canlı yayın yapmıyormuşçasına elim ayağım birbirine girdi. Nedendir bilmiyorum. Herhalde sezonun ya da senenin ilk yayını olduğu için mi ya da ne bileyim bugün farklı bir şey deniyoruz. Bugün ilk defa hani böyle bir şey vardır ya, Türk televizyon tarihinde ilk, vallahi de ilk. Bugün Instagram'dan da şu anda canlı yayın yapıyoruz. Yani biz biliyorsunuz YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch, Facebook canlı yayınlar yapıyoruz bu 5 platformdan, ama bugün de Instagram'ı da canlı yayına ekledik. Eş zamanlı olarak bu kanaldan da yayın yapıyoruz ve olabildiğince fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz diyelim. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Çok da eski dostumuz. Bu işlere başlarken fiziki yayıncılık daha fazlaydı biliyorsunuz. Fiziki etkinlikler. İlk ağırladığım konuklardan birisi sevgili Bora Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu Legal Yönetici Orta. Aynı zamanda da Veri Koruma Derneği Başkanı. Adından da anlaşılacağı üzere veri diyoruz. Bugün verileri konuşacağız. Veri koruma düzenlemeleri çerçevesinde çerez yönetimini konuşacağız. KVKK'yı konuşacağız. Yani A'dan Z'ye veriydi, KVKK'ydı, A'dan Z'ye her şeyi konuşacağız ve sizlerden gelen soruları cevaplandıracağız. Lütfen sorularınızı son dakikaya bırakmayınız. İlk dakikadan sorunuz ki biz de sıkışmayalım. Ve her zaman söylediğim gibi suyunuzu, çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Kısa bir ara, aradan sonra başlıyoruz. Evet, Boracığım hoş geldin. Murat selam. Nasılsın? Valla iyiyiz. Eski yıllar, eski günler böyle gözüme canlandı. İşte 7-8 sene önce bu işlere ilk başladığımızda dediğim gibi hatırlarsın sen de ilk konuklardan bir tanesiydin. Yine galiba veriyi konuşuyorduk. Yani bu veri konuşmuyor ya. Evet. O zaman evet 2016-2017 yılları galiba o zaman Murat. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Yani muhabbetimizi hatırlıyorum, o zamanları hatırlıyorum, birlikte yaptığımız etkinlikleri hatırlıyorum. Başkalarının yaptığı etkinliklerde de bir araya gelmiştik. Doğru, aynen. O zamanlar kişisel verilerin korunması anlatıyordum ben gerçekten. Kanun yeni çıkmıştı. Biraz böyle toz ve gaz bulutuydu. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Bazen işte bu herif ne diyor gelmiş başımıza bambaşka yeni yükümlülüklerden bahsediyor falan gibi şey de oluyordu ama... Hakikaten bu alanın yani sen de işte zaten geçmişin de zaten bu dijital pazarlama üzerine olduğu için hani bu alanın ne kadar işte Avrupa'da da önemli olduğunu, Türkiye'de de olacağını aslında o zamandan görmüştük. Şu anda da öngörümüz aslında gerçekleşti denebilir.
Aynen öyle. Tabii bu arada yayının başında söyleyeyim ki lütfen sevgili Bora'yı da bulmuşken sorularınızı sorunuz. Bir sürü yorumlar da gelmeye başlıyor şu anda YouTube'dan ve Instagram'dan. Instagram'da bugün sana kısmetmiş. Kullandığımız platform yılbaşı öncesi şöyle bir mail attı. Artık Instagram çünkü sorunlu bir yer. Biliyorsun bu YouTube'da, Twitter'da falan yatay oluyor ama Instagram'a şey yüzünden dikey video var. O yüzden de platformların Instagram'a aktarılması, entegre olması da biraz sıkıntılı bir durum ama onu halletmişler. Şu anda Instagram'da da bizi onlarca kişi izliyor. O yüzden sorularınızı sorunuz diyelim ve başlayalım. Sevgili Bora, şimdi veri ve çerez yönetimine gireceğiz. Çok konuşacağız ama önce kısaca bir kendini tanıtmanı rica edeceğim. Firmandan bahsetmeni rica edeceğim. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Oradan başlayalım. Tamam. Ben 17 yıllık avukatım ve bir büromuz 14 kişilik bir büro ve sadece teknoloji ve kişisel verilerin korunması alanında çalışan bir büro. Bu anlamda biraz Türkiye'de aslında hani eşi benzeri yok, böyle hani biraz abaşeydi, kendimi övmek de istemiyorum ama şöyle işte 14 kişilik bir büro Türkiye için böyle orta büyüklükte bir büro sayılır. Böyle bir büro olup da yani full service, yani bütün işte alanlarda hizmet vermeyen pek büro bilmiyorum ben. Bizim gibi butik bürolar genelde işte 4-5-6 kişi falan oluyorlar. Biz hani hem orta büyüklükte bir büro olup hem de mesela ne bileyim bize şirketler hukuku işi gelirse almıyoruz. Hani sadece bu alanda çalışıyoruz diyoruz. Bu butik büro konsepti de işte aslında hem dünyada hem Türkiye'de aslında işte bu büyük full service bürolardan farklı bir konsept. Sadece bu alanda çalışıyoruz. Başka bir iş almıyoruz. Bu anlamda işte işimiz IT, bilişim, e-ticaret, teknoloji, dijital pazarlama, reklamcılık ve kişisel verilerin korunmasından oluşuyor. Yaptığımız iş bu. Süper. Bu arada sevgili Hakan Eriş kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederiz. YouTube'dan bizi izliyor dostumuz. Evet. Burcu hocamız da merhaba, iyi yayınlar demiş. Şimdi özellikle KVKK sonrası iznin verinin toplanması, saklanması ile alakalı konular önemli hale geldi. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Çünkü her şeyimiz her yerdeydi. Bir de tabii böyle ben bile yani bu kadar işin içine olmama rağmen böyle bazen işte sosyal medyada bir takım uyarılar görüyordum. Ya tamam o kadar abartmayın falan diyordum ama gerçekten verinin paylaşımı öyle farklı yerlere gidebiliyor ki çok büyük sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Güvenlikle alakalı özellikle. Birazdan da onunla geleceğiz. O yüzden bu KVKK konusu, burada yapılan uygulamalar benim çok hoşuma gidiyor. Hatta geç bile kalmışız ama geç olsun güç olmasın bence çok çok değerli. Bence o bilincin uyanması da önemli. Çünkü geçen gün çok alakasız bir yerde birileriyle konuşuyorum. Çok böyle beklemediğim bir anda bir yerde adam dedi ki KVKK dedi. İçimden dedim tabii adamın yüzüne söylemedim. Sen bile dedim KVKK diyorsan süper dedim. Bu hoşuma gitti yani. Demek ki o bilinç yerleşmiş. Korkuyor çünkü. Ya abi KVKK var Murat Bey dedi. Dedim bravo süper. Şimdi ama yine de sormak istiyorum. Yani sence firmalar gereken özeni gösteriyor mu? Başladı mı? Bu işin önemini gerçekten kavradı mı? Yoksa hala bundan bir haber çok marka var mı? Ne görüyorsun piyasada? Çok geziyorsun, gözlemliyorsun. Sormak isterim. Tamam. Şöyle ben bu tür şeylerde hep bu tür konuşmalarda, sohbetlerde tarihi açıdan bakmanın hep yararlı olduğunu düşünüyorum. Dinleyiciler için de keyifli oluyor. Aslında bu kişisel veri dediğimiz şey, yani bir kişiyle ilgili veri. Bu hep çok geniş bir tanım. Bir kişi belirlenebilirse onunla ilgili her şey kişisel veridir. Tuttuğu takım bile. Böyle bir örnek veriyorum ki anlaşılsın hani şeyi, boyutu. Eskiden de vardı. Yani bundan çok 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 uzun zaman önce de vardı kişisel veri. Peki neden şu anda bu kadar önemli, bu kadar işte üzerinde regülasyonlar var, kanunlar var falan? 1970'lerde bununla ilgili ilk kanun geliyor. Bu da çok şey değil. Bilgisayar boom'unun, aslında bilgisayarın veri işlemesinin başladığı zaman bu veriler bu kadar kolayca, hızlıca işlenebildiği ve bir anlamlı sonuç çıkabildiği için bir dakika diyorlar ya burada bir sorun var. Yani burada bir sorun çıkabilir diyorlar. Dolayısıyla hani kişisel verilerin işlenmesi neden önemli? Çünkü elimizdeki bilgilerden insanlarla ilgili çok müthiş
onları manipüle edecek, onların belki algılarını değiştirecek şekilde propaganda yapabiliriz mesela. Ya da onları belli ürünlere yöneltecek reklamlar yapabiliriz. Ve bunlar tabii insanın bildiğinin, anladığının dışında işte olmamalı. Asıl mesele bu. Aydınlatma dediğimiz işte insanlara bilgi verme meselesi buradan kaynaklanıyor. Yani bilgisayarın kullanımı ve bu kullanımla aslında çok kolay insanlar hakkında bilgi edinebilmekten kullanılıyor. Bir de tabii ki bazı verilerde örneğin çok yani bir şirket içindeki maaş verisi örneğin gizli kalması, gizli tutulması birçok kişi açısından çok önemli. Hani ilgili kişi yani o kişi maaş alan kişi açısından da önemli, patron açısından da önemli. Herkes açısından. Dolayısıyla hani kişisel verilerin korunması ve gizliliğine bu nedenle önem veriyoruz ya da vermeye başlıyoruz diyelim. KVKK senin de aslında az önce belirttiğin gibi genelde yavaş yavaş insanlarda belli bir bilinç oluşmaya başladı. Özellikle tüketicilerle çalışan birebir yani B2C, Business to Consumer denilen o faaliyette çalışanlar buna önem vermek zorunda zaten. Yani çünkü birebir tüketicilerle çalışıyorlar. B2B yani Business to Business çalışanlar yani iki yani gerçek kişilerle, tüketicilerle değil de iki böyle firma bir arasında çalıştığı durumlara diyoruz. Onlarda henüz o kadar hazırlık ya da işte önlem yok. Belki biraz da risk bazlı bakılıyordur buna. Yani işte ya bizden ne çıkacak falan gibi. Halbuki onların da ne bileyim karşı tarafla münasebetlerinde işte ne bileyim ilgili bu işte karşıdaki yetkili firma yetkilisi ya da firma çalışanının verileri onlar için de kişisel veri aslında. Onlar da pekala kişisel verileri işliyorlar. Hatta kendi çalışanlarının verisi de zaten kişisel veri. Dolayısıyla hani buradan kaçacak bir firma ya da kişi hani aslında tabiri caizse yok. Dolayısıyla hani buna hani genel olarak büyük şehirlerde ve büyük firmalarda çok önem verildiğini görüyoruz biz. Yani hani onu şey yapmayacağım, onu ya işte KVKK çok bilinmiyor demek mümkün değil artık. Ama hani biraz daha Anadolu'da, bir yine İstanbul büyük şehirlerde olmasına rağmen biraz daha böyle tüketicilere hizmet vermeyen, böyle sadece firmalara hizmet veren firmalarda biraz bu bilinç az diyebiliriz. Ama genel olarak hani senin az önce söylediğin gibi yayıldı aslında bayağı. Yayıldı. Bu konudaki bilinç evet. Şimdi Instagram'dan ilk soruyu Ayhan'a kısmet oldu. Sevgili Ayhan Eren, öncesinde Beslami Kuru iyi yayınlar demiş ama ilk soru da Ayhan'dan gelmiş. WhatsApp mesajları içinde izinli data mecburi mi diye bir soru gelmiş. WhatsApp da son dönemin en faal pazarlama platformlarından bir tanesi. Şimdi hep şey diyeceğim. İngilizce alışmış ya ağzımız. Pazarlama tool'u diyeceğim. Tool yerine ne söylemem gerekir? Platform diyelim. Pazarlama platformu, pazarlama mecrası. Gerçekten de WhatsApp'ta işte şimdi topluluklar kuruluyor. Ne bileyim işte sonra telefonlar görüldü diye WhatsApp başka bir şeye geçti. Sadece admin'in görebileceği bir şekilde falan ama orada nasıl bir şey var? Onu da duymak isterim aslında. Önemli. Tamam. Tabii ki. Şöyle WhatsApp'la ilgili iki temel konu var. Bir tanesi bizim kişisel verilerin korunması kanunundan da önce ticari iletişim mevzuatı çıkmıştı biliyorsun. Yani SMS, arama ve benzeri araçlarla kişilere pazarlama iletişimi yapacağın zaman onay alman gerekiyordu. Aslında bunun da temeli Avrupa Birliği'ndeki işte e-privacy direktifi yani hani elektronik mahremiyet direktifi diye çevirelim. O normalde aslında kişisel verilerin korunması kanunuyla el ele gitmesi gereken bir mevzuatken bizde önce çıktı. 2015'te çıktı bizde işte kanunu yönetmeliği. Birinci soru bence burada WhatsApp buna giriyor mu? Yani WhatsApp ticari iletişim dediğimiz işte kişisel bu işte pazarlama iletişimine giriyor mu? Şimdi burada bunun yetkili merci yani bunlara bakan merci de Kişisel Verilerin Koruması Kurumu değil. Ticaret Bakanlığı. Yani zamanında bu Kişisel Verilerin Koruması Kanunu'ndan önce ve bu kurumun kurulmasından önce Ticaret Bakanlığı izinsiz marketing mesajlarına ceza veriyor. Hala da veriyor. Yetkisi bu yönde. Şimdi bu konuda iki tane bu konuda işte
bakıyoruz. Diyor ki mevzuat orada işte bu işte arama, telefon, SMS gibi ve bunun gibi araçlarla mesaj gönderme diyor. Şimdi bazı hocalar diyor ki tamam diyor, yani bu herhangi bir mesaj bu alan buna girer. WhatsApp'ta olur, inep yani bir mesela inep mesaj yani bir uygulamanın içerisinden gönderilen mesaj da olur falan. Ama Ticaret Bakanlığı diyor ki hayır, ben onları ticaret için saymıyorum. Ben sadece SMS, arama, e-postayı ticaret için sayıyorum. Zaten IYS, hani biliyorsunuz elektronik yönetim sistemi, oraya kayıtlı olan şeyler de bunlar. Şimdi fakat bu böyle olmakla birlikte, yani çünkü WhatsApp SMS değil hani falan. Bu böyle olmakla birlikte dediğim gibi bazı hocalar bunu yok diyor. Yani bu mevzuatta aslında sen de bunları düzenlemelisin. Bu nerede karşımıza çıktı? Bu push notification'larda karşımıza çıktı. Push notification'ları yine bu dediğim mantıkla Ticaret Bakanlığı aslında şey saymıyor. Ticari iletişim saymıyor. Ama kurum dedi ki, kişisel verilerin korunması kurumu, yok dedi, ben burada yetkiliyim. Ticari iletişim mevzuatının o hani işte gönderim, alım işte neyse artık o kısmıyla belki Ticaret Bakanlığı yetkilidir ama ben de burada işlenen kişisel verilerle ilgili yetkiliyim. Dolayısıyla burada rıza alman gerekiyor dedi kurum. Yani kişisel verilerin korunması kurumu dedi. Yani burada ister ticaret iletişime girsin hani o hocaların geniş yorumuyla Ticaret Bakanlığı'nın belki işte kapsamadığı şekilde girsin. Belki şunu da diyecek yani Ticaret Bakanlığı, ya burada telefon numarası var, bu da girer falan, hani bilmiyorum. Ama yani İYS'de yok sonuçta o işte arama vesaire konusunda. İster öyle ister böyle, yani kurumun yorumunu dikkate alalım. WhatsApp'tan yapılan iletişim de, özellikle pazarlama iletişimi de tabii ki rızaya bağlı olmalı. Yani rıza almadan bu konuda bir WhatsApp üzerinden pazarlama iletişimi yapılmamalı. Ama WhatsApp'la ilgili ikinci sorun aslında yurt dışına verilerin aktarımı sorunu. Doğru. Çünkü WhatsApp'ın serverları yurt dışında ve WhatsApp yurt dışına veri aktarımı nedeniyle kurumdan ceza da aldı. Dolayısıyla hani bu sorun nasıl aşılacak, o ayrı bir mesele. Hani onun bu şeyde detayına girersek bütün programı buna vakfetmek gerekir. Çıkamayız. Ama WhatsApp'la ilgili böyle bir konunun da olduğu bence bilinmeli. Dolayısıyla yurt dışı aktarım, bunun işte rıza mı alınacak, taahhütname mi imzalanacak, artık onu ilgili şeyler yani firmalar kendileri değerlendirebilirler ama hani WhatsApp'la ilgili marketing mesajı gönderiyorsanız öyle ya da böyle rıza almak gerekir. İş marketing mesajı çünkü. Onun dışında WhatsApp'ın yurt dışına aktarım konusunda bir meselesi, bir sorunu olduğunu da hatırlamakta fayda var. Şimdi çerez yönetimine gireceğiz ama girmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. Sizin bazı zamanlarda gelen mailler var, bana da geliyor. Okuyorum, bayağı da bilgi sahibi oluyorum. Hatta geçenlerde alışveriş öncesi veri değil de alışveriş sonrası veri almak falan. Şimdi bu veriyle alakalı güncel haberleri paylaşıyorsunuz. Çıkan yasaları, bunların yorumlarını yazıyorsunuz. Yani piyasada ne oluyor ne bitiyor mailiyle, marka adı belirtmeden ama hani bir case olarak, bir vaka olarak, vaka analizi böyle bir şey oldu. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu dersleri çıkarttık gibisinden güzel böyle ilgilendirici mailler atıyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda neler oluyor? Yani bizi biraz günceller misin? Son dönemlerde ne tip konularda hatalar yapıldı? Nelere cezalar kesildi? Veri çaldıran çok büyük firmalar var. Hala aklım almıyor. Çok milyon dolarlık yatırım yapıyorlar. Ama nasıl çaldırıyorlar? Onu da hackerlar mı çok iyi? Ama bir de bayağı bir cezası da var bu işin. Şimdi insanlar da korkuyor. İlk başta çok kale almıyorduk ama İşte ne bileyim telefon geliyor bankadan, adam A'dan Z'ye her şeyini biliyor. Yani bir anlık adına gelse orada bir sana şey yapıyor telefondan, bütün bilgilerini alıyor, geçmiş olsun. Çok da uyanık olmak gerekiyor. Yapay zeka ile videolar çıkartılıyor, neler oluyor. Yani artık şey diyorum, hani dersin derler ya böyle, can gözümle görmeden inanmam dersin ya, gerçekten o döneme geldik. Ama tabii bazı konularda da, ya şimdi teknoloji ilerliyor. Şirketlerle teknolojiyi yakından takip edip buna uygun pazarlama metotları geliştiriyor. Ama hukukun da buna eş zamanlı ilerlemesi lazım ki işler
böyle bir çıkmazız girdiği zaman da bizleri koruyacak, tüketiciyi koruyacak, aynı zamanda markaları da koruyacak bir altyapının olması lazım. O anlamda ne oluyor, ne tip konularda şirketler hala hata yapmaya devam ediyor, neler cezalar kesiliyor, onu da duymak isteriz. Tamam. Şöyle, şu sıralar aslında popüler konulardan biri çerez. Çerez rehberi her ne kadar bundan çok önce yayınlansa da yakın zamanda bir dürüstlük kuralına çok uygun olmayan ilgili kişi başvuruları yapıldı birçok firmaya. Ve dedi ki bunlar siz bu çerezleri böyle böyle kullanıyorsunuz, böyle böyle yapıyorsunuz. İşte burada hem KVKK'ya aykırı hem Türk Ceza Kanunu'na aykırı sınız vesaire. Böyle bir başvurular yapıldı ve insanlar birden bunları hay Allah ya, ve çok açık bu arada çerez, yani rehber çıkmasına rağmen o bu çerezler çok açıktı. Herkes yeniden ya bir dakika biz bu çerez işini artık ciddiye alıp yapalım demeye başladı. Dolayısıyla böyle sıcak konulardan biri o. Bitmeyen derdimiz yurt dışına aktarım maalesef. Hani bu konuda ne böyle buna dört başı mamur bir çözüm bulabilen var, ne işte mevzuatta tam uyabilen var. Belki birkaç kişi diyelim. Bu konu bir mesele. Hala bu konuda sorunlar karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yapay zeka tabii bu AIPP International Professions of Data Privacy Professionals diye bir şey var. Veri mahremiyeti veri mahremiyeti profesyonelleri birliği. Onun yurt dışındaki konferanslarına gittiğimizde, yani gerçekten 2 senedir galiba Murat, panellerin %90'ı yapay zeka ile ilgili. Yani evet. Ve hatta Data Protection Officer'lar falan, bu Data Protection Officer Avrupa Birliği mevzuatına göre firmaların bulundurulması, belli şartları taşıyan firmaların bulundurulması gereken bir pozisyon. Yani bu kişi dışarıdan firmaya bazı konularda denetim yapacak, bir şeyler yapacak falan. Onların artık AI etik officer'lar olması gerektiği falan. Yani o adamların bile sıfatlarının artık bu açıdan değişmesi gerektiği söyleniyor hep. Dolayısıyla bir de yakın zamanda biliyorsunuz Scarlett Johansson'ın bir deepfake yapıldı Türk bir firma tarafından. Onunla ilgili bir hukuki takip başlatıldı vesaire. Dolayısıyla bunlar çok karşımıza çıkacak gibi görünüyor. AI konusunda da zaten bu birçok şeyin hemfikir oldu. Aslında bizim gibi kişisel verilerin korunması alanında çalışan avukatların birebir ilgilenmesi gereken bir alan olacak bu. Çünkü bunlar veri işleyen falan, verilerle eğitilen ve kişisel verileri de içeren verilerle ve bunlara göre de bir sonuç çıkaran cihazlar. Dolayısıyla bizlerin zaten biz de büro olarak hem de dernek olarak aslında yapay zekaya böyle çok yoğun çalışmaya başladık. Dolayısıyla önümüzdeki meseleler bunlar gibi görünüyor. Şimdi mesajlar gelmeye başlamış. Çerezle alakalı da sorular geliyor ama öncesinde sevgili Nafiz Altay demiş ki Nafi Hoca. Son dönemde siyasilerden yerel seçim adaylarından Nafiz Altay yok. Başkaymış. Pardon. Başka. Ben ne bakıyorum acaba? Yanlış mı görüyorum diye. Gözümü değiştireceğim. Son dönemde siyasilerden yerel seçim adaylarından SMS alıyoruz. Ben hep alıyorum. Yani bu var yani maalesef. SMS içeriklerinde herhangi bir iptal için yönlendirme olmuyor. Evet, doğru. Rızamın alınmadığı ve iptal seçeneğinin olmadığı bu durumda ne yapmalıyız? Bence soğuk bir su içmeliyiz demek geliyor. Bilmiyorum yani. Öyle bir şey. Evet. Ya şöyle tabii şimdi ayırmak gerekiyor aslında. Bu bizim ticari iletişim mevzuatı ticari iletişim için gelmiş durumda. Yani adı üzerinde, yani ticari bir faaliyet olmalı. Bunun için rıza alınması gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla peki bunun için neden rıza alınması gerekiyor diye sorarsan bana,
kanun öyle de diyor diye derim. Yani kanun öyle diyor. Kanunun açıkça yasaklamadığı, yani genel olarak açıkça yasaklamadığı bir şey yani serbesttir. Dolayısıyla eğer bir mevzuat bana işte siyasi kişilerde işte parti propagandası yaparken rıza almalı, onaysız gönderemez demiyorsa, bunun kural olarak hani bir hukuk devletinde serbest olduğu kabul edilir. Tabii ki burada işte bu tür faaliyetlerde yani işte aşkın veri kullanımı ya da işte amacın dışında veri kullanımı, mesela mesela bu iş şuraya gelse, kişiselleştirilmiş bir propaganda faaliyetine gelse, o zaman cevabım farklı olur bu arada. Yani işte o, çünkü beni profilliyor demek, yani bir şey orada artık meşru menfaati aşan bir şey olduğunu belki söyleyebiliriz. Ama hani şu anda bizim için yasaklar özellikle ticari iletişim mevzuatında marketing e-mailleri için sınırlı durumda. Kaldı ki hani her ticari mesaj da yasak değil. Yani mesela işte ya işte kıyafetiniz hazır mesajı ya da işte bilmem şunu gelin işte şöyle bakım işte zamanınız geldi ya da üyeliğiniz bitiyor mesajları için şeye gerek yok. Gerek yok. Onaya gerek yok. Onaya gerek olan mesajlar marketing amaçlı ve ticari amaçlı gönderilen mesajlar. Yine diyorum yani işte bir yasak olmadığı durumda ya da bir onaya tabi olmadığı durumda bunları siyasi partiler pekala, sonuçta onlar da kişilere ulaşıp propaganda yapmak zorunda. Yani demokrasimizin işlemesi için bu hani gerekli. Dolayısıyla bu tür durumlarda aslında buna bence yasak demek, yasak dememek gerek. Kaldı ki işte şeyde de yani iş eğer kişiselleştirilmiş bir propaganda faaliyetine geliyorsa, o zaman tabii ki farklı bir yorum yapardık. Ama şu aşamada öyle bir şey bilmiyoruz. Şimdi çerez yönetimi. Bilmeyenler var mıdır bilmiyorum ama sevgili dostlar, web sayfasına girdiğinizde artık çoğu web sayfasında bu işin yasal olduğunu anlayan web sayfası sahipleri en başta bir çerezle alakalı bir şey yazı çıkartıyor. Yani web sayfasına girdiğinizde bazılarında accept all cookies diye çıkıyor yurt dışındaki sayfalarda. Türkiye'de de kabul et şey çıkıyor ya da şartlı kabul et, öyle kabul et, böyle kabul et. Yani sizden belli izinleri almak için çerezleri kabul ediyor musunuz şeklinde bir önümüze çıkan bir banner tarzı bir şey var. Mutlaka görmüşsünüzdür. İnsanlar herhangi bir şeye tıklayıp geçiyor. Ben mesela en güzel müşteriyim çünkü hepsine kabul ediyorum, geçiyorum. Çünkü zaten her şeyimiz ortada, neyi görecek ya, görsün. Ben de, bana da göndersin yani neyse, ne gönderecekse yani reklam olarak. O yüzden ben onlara çok takılmıyorum. Hatta hoşuma da gidiyor. Çünkü işin içinde olduğumuz için de biraz böyle yaratıcı şeyleri de görmek beni besliyor. Ama sanki çoğumuz neye onay verdiğimizin pek farkında değiliz. Yani basayım gideyim diyor. Yeter ki sayfayı hemen okuyayım diyor. O yüzden sana da sormak istiyorum. Yani çerez yönetimi nedir? Ne diye tarif etmek lazım? Ve web sayfalarında bizden ne tip izinler alınıyor? Şimdi çerezler, bir kere önceki çerez nedir? Yönetimine geçmeden önce o çerez nedir? Çerez bilgisayarımıza atanan küçük programcıklar. Böyle bir işte text, bir program denebilir. Yani küçük bir programcık denebilir ona. Bunlar ne zaman ilk karşımıza çıkıyor? 1994 yılında 1994 yılında bu şey, bir dakika şurada notunu almıştım. Ha, Netscape'in bir şeyi, bir programcısı tarafından, ya diyor ki bu web sitesi, yani hani tam bak bu internetin böyle tam böyle işte yavaş yavaş bir yerlere geldiği yer. Şimdi diyor ki yani bizim bir sonraki sayfaya geçmek için, bir sonraki sayfaya geçerken adamların söylediği şeyleri bizim hatırlamamız lazım. Yani o server, yani o bu işte web sitesi serverıyla benim bilgisayarım konuşurken, benim bilgisayarım o web sitesi serverında bir sonraki sayfaya geçerken o serverın beni ve benim o işte serverı hatırlamam lazım. Birbirimizle konuşmamız lazım. İşte bu aslında bu mantıkla çıkıyor. Yani çerezler olmasa mesela alışveriş sepetimizi dolduramayız. Çünkü
O çerezler onu hatırlıyor. Yani benim onu seçtiğimi bir sonraki sayfada çerezler ile bu şeyler hatırlıyor. Tamam. Web siteleri. Dolayısıyla çerezler aslında web sitesi kullanımı için elzem şeyler. Şimdi o yüzden böyle öcü aman çerez falan değiller. Ne zaman? Hani en azından 94'te bu amaçla çıkmıyor. Yani web sitesini kullanabilmek için çıkıyor. Fakat ne zaman bu iş ya bir dakika burada bir sorun olabilir denmeye başlıyor. O da aslında bu sonuçta bilgisayara atanan çerezler hatırlıyor ya neler yaptığını ve aslında o server'a raporluyor ya. Onlar kalıcı olup senin bütün hareketlerini takip edip o çerez atan kişiye onları hep raporladıkları zaman. Böylece ne oluyor? Seninle ilgili müthiş bir profil oluyor o çerez sahibinde. İşte bu konuda şöyle şeyler vardı, tartışmalar. Ya ben o kişiyi tam bilmiyorum ki. Mesela bu Amerikalıların özellikle personally identifiable information, yani kişiyi tam tanımlayabilecek bir şey, bir bilgi mi değil mi gibi böyle bir ayrımı vardı. Avrupa'da böyle bir ayrım yapılmıyor. Yani şu kabul ediliyor aslında. Özellikle GDPR, yani bu Avrupa Birliği kişisel veriler mevzuatı yeni gelenle birlikte bunların da özellikle ayak izlerimizle falan teknolojik ayak izlerimizle ve internet ayak izlerimizle hepsinin aslında kişiyi belirleyebilecek kadar bilgi topladığı kabul ediliyor. Dolayısıyla artık burada işte ya bu çerez sadece makineyi tanıyor, kişiyi tanımıyor. Acaba bu çerez kişisel verilerin koruması kanuna girmeyebilir mi gibi tartışmalar pek yapılmıyor. Eskiden yapılıyordu bu arada. Ya işte bu çerezler makineleri tanıyor ya. Makineyi biliyor. Makinenin şifresi var onda. Yani makinenin kodu var neyse. Ya o makinenin sahibini bilmiyor falan ama o makinenin sahibi yani günümüzde artık hayatımız internette geçti. Yani internetsiz bir hayat düşünemediğimiz için bizim yaptığımız hareketlerden biz çok rahat belirlenebiliyoruz artık. Dolayısıyla eskiden olan bu tartışma artık yapılmıyor bile. Şimdi neler olabilir çerezlerle? Çerezlerle o kişinin elindeki profil, yani o çerez sahibinin elindeki profil sizi birçok alanda manipüle edebilecek nitelikte bir profildir. Yani bu adam şu 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 şeylerden hoşlanıyor, ona bu reklamları göstereyim. Yani işte mesela reklam açısından. Tehlikeli olabilen yerler mesela siyasi propagandada kullanılması, tam böyle işte bu Cambridge Analytica skandalı gibi o çerezle ilgili değil ama Facebook'un hem kişilerin hareketleri hem çerez neyse topladığı birçok profille siyasi propaganda yapılması meselesi. Doğrudan doğruya çerez olmasa bile. Ama orada şey görülüyor, yani bu kişilerin profilleriyle ne kadar fazla şey yapılabileceği aslında bu Cambridge Analytica skandalıyla işte ne bileyim bu Amerikan seçimlerine müdahaleyle vesaire aslında anlaşılmış durumda. Yani bu bir ülkenin kaderini belirleyecek seviyede bir sonucu olabilir. Dolayısıyla önem vermek gereken bir mesele. Ha bu sadece çerezlerle ilgili değil. Yani bütün kişisel veriler ve toplama yöntemiyle ama çerezler bu anlamda özel bir yere sahip. Çünkü bizi gerçekten takip edip bütün bilgileri alıyorlar. Ha şunu diyebilirsin bence de, yani güvendiğin yerlerde, güvendiğin firmalarda. Ya bana ilgisiz reklam çıkarma arkadaş. Yani bana ilgisiz content çıkarma yani. Hani benim ilgilendiğim content çıkar diyebilirsin pekala. Hani bunun için çerez onayı verme bence bir seçenek olabilir. Ya da hani bu profilleme diyoruz. Ya profilleme mutlaka kötü bir şey de değil. Yani hani profillemeyi sen işte ne bileyim böyle reklam ya da işte propaganda vesaire gibi şeyler için tamam rızaya tabi olsun ama mesela bir atıyorum yani bir online medya işte şirketi senin beğeneceğin filmleri sana göstermek istiyorsa yapsın profilleme yani hani bunu diğer amaçlarla kullanmayacaksa yapsın ya da bir yine sosyal medya şirketi benim ilgileneceğim kontenti bana içeriği bana gösterme. Ya yapsın profilleme şimdi ben ilgilenmeyeceğim şeyi niye zaman hani kaybedeyim? Yani dolayısıyla bu profilleme de öcü değil aslında. Çerezler de öcü değil. Ya yeter ki doğru bilgilendirme, doğru insanlar hani neye rıza verdiğini, neye tamam dediğini bilsin. Dolayısıyla bunlar böyle
kötü, aman, öcü, kaçalım denen teknolojiler değil yani. Hani iyi kullanıldı mı iyi, kötü kullanıldı mı kötü, her şey gibi aslında. Şimdi birkaç soru da gelmiş, onları da aktardım ama önce bir iki soruyu kendim aktarayım istiyorum. Mesela çerez yönetimi markalar için yasal bir zorunluluk oldu ama bunu web sayfasında hala uygulamayanlar var. Belki de bilgi sahibi değil. Ben de sağ olsun benim de 12-13 tane web sayfam var. Biz de mobil devle 1,5 seneden beri, yani ikinci sezona gireceğiz. Bu pazarlama sohbetini yapıyoruz. Bugün mobil devde çok sevdiğimiz dostumuz Vedat dedi ki, abi dedi, sen de dedi çerez merez hak getire dedi. Yani cezası var falan. Allah, bak şimdi ben bu arada biz de bu işin içinde olmamıza rağmen yani Allah Allah falan, cezası mı var? Yaptırımları var. Sen dedi bir şey koyman lazım ya, data. Ben bir şey yapmıyorum ki dedi falan. Olsun dedi. Seni dedi koyman lazım falan. Şimdi mobil devden o hizmeti aldık ya. Yani 12 tane sayfaya da şak diye hemen öyle çerez yönetimi koydum. Ama bilmeyenler var. Uygulamayanlar var. Bilip de sallayanlar var. Ne tip yaptırımlar var bu insanlar için? Şöyle şöyle yani bu şeyde gördüğümüz bu ilgili kişi başvurularında da gördük bunu. Yani bu en son işte kötü niyetli, yani dürüstlük kuralına aykırı olsa da sizi bu firma, yani bu firmaları eğer o sistem kurulmamışsa bir, kişisel verilerin korunması kurumuna şikayetle tehdit ediyor. Yani dediğim gibi bu yapılan şey meşru değil bence. Hani o, ama o kısmını geçtim yani bu spesifik olayda o kısmını geçtim. Ama yani sizin açığınız olursa insanlar bundan yararlanmaya çalışabilir. Dolayısıyla açık bırakmamak lazım. Bir para cezası var. Şu anda 2024 için sanıyorum yükselen miktarla 9 milyon küsur oldu. 9 milyon 400 bin gibi bir şey oldu üst sınırı. Bu gerekli önlemlerin alınmaması cezası kişisel verileri korumasının kanununda. Şimdi bunun dışında Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilerin korunmasına ilişkin bazı yani ceza, bazı hususları cezaya tabi kılan maddeler var. Şimdi tabii bu otomatik olarak ya bunu yapmadın ceza alacaksın demek anlamında değil. Ceza kanunu anlamında, hani kişisel verilerin korunması kanunu anlamında daha açığız. Yani resmen bir rehber var, kanun var, aydınlatma yap diyor, rıza alıyor. Bunu yapmazsan cezası var yani bunun. Hani, var. Ama TCK anlamında, yani Türk Ticaret, Türk Ceza Kanunu anlamında da bazı suçlar belirlenmiş. 1 ila işte 3 yıl, işte artırımla böyle 4 yıl, 6 yıla kadar çıkan hapis cezaları var. Şimdi bu dediğim gibi yani bunları yapmadık diye bu cezaları işledik anlamına bence otomatikman gelmiyor. Ama bir yandan da savcının, yani o şikayete bakacak savcının yorumuna da bağlı. O kadar şey bir konu ki o. Yani hani bizde bazı durumlarda ya biz bu konuda bence bir şey yok, hani biz bunu kişisel verilerin koruması kanunu anlamında savunuruz dediğimiz durumlarda vallahi savcı ne der ama bilemeyiz diyoruz. Yani dolayısıyla hani bu kişisel verilerin korunması kanununa ya da kişisel verilerin korunması meselesine yaklaşırken çerez olsun ya da diğer alanlar olsun, KVKK'daki para cezaları, ki artık hani yani Türk firmalar için düşük para cezası değil bunlar, işte 9 milyon küsur üst sınır olsa da düşük para cezaları değil. Bunun yanı sıra ceza kanunu da mutlaka düşünmek lazım. Yani acaba oradan da bir başımız ağrımasın hani deniyorsa bunlar önemli. Ha, çerezlerle ilgili dediğim gibi bu ilgili kişi başvuruları bir böyle uyanış oldu. Ya biz de hazır değil bak, sıkıştırılabiliyoruz böyle. Birçok firma aslında düzeltmeye başladı web sitelerini. İşte evet, yani bu şeyde eğer kendiniz yazmıyorsanız, bu arada kendiniz de yazabilirsiniz. Eğer bir teknoloji firmasıysanız gider kendiniz çerez yönetim platformu yazabilirsiniz. Yani hani yapan müvekkillerim var, ama hani bir teknoloji şirketi falan değilseniz bu çerez yönetim platformu almak zorundasınız. Çünkü rızayı neye veriyor, neye vermiyor, onları oraya yerleştireceksiniz. İşte bazıları
işte rızasız olabiliyor. Bazıları rızalı olmak zorunda. O rızayı çektiği zaman onun işte artık fonksiyonunu bitirmesi lazım falan. Yani dolayısıyla o hani manuel yapılacak ya da Excel tablosuyla yapılacak bir sistem değil. Orada bir şeye ihtiyacınız var. Bunu yapma. Yine diyorum. Kendiniz de yapabilirsiniz. Yapabiliyorsanız bence pekala olabilir. Yapan müvekkillerim var. Ama hani yok ya biz bu yazılımı yapamayız diyorsanız çerez yönetim platformu kullanmak zorundasınız. Yani şu anda durum bu. Hiç uğraşmasınlar. yani burada hazırı var. Sevgili MobilDev hatta bugüne özel bir şey yapmış. Bir tane link var sevgili dostlar. Buraya tıkladığınızda çerez kurallarına uygun yönetimini sağlayan bir çerez yönetimi cookie management hizmetini %20 indirimi sağlıyor. Birazdan da MobilDev'in niçin bu sunduğu hizmetlerin artısını da 2 dakikada özetleyeceğim ama isterseniz MobilDev'in sayfasından da inceleyebilirsiniz. Çok güzel bir soru gelmiş Eray Kışkan'dan bununla alakalı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çerez yönetim uygulamalarının göz ardı edildiğini görüyoruz. Kamu kurumu olduğu için yaptırımda uygulanmıyor diye düşünüyor herhalde. Ya da belki de öyle. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi dinlemek isterim demiş sevgili Eray Kışkan. Çok teşekkür ederiz Eray Bey. Hiç aklıma gelmemişti. Evet. Şöyle, öncelikle kişisel verilerin korunması kurumu ve işte onların web sitesinde çerez bilgilendirme metni var. Hani zaten bu kurum, bu faaliyeti yürüten bir yani bu alanı denetleyen bir kurum olarak olmaması olmazdı zaten. Kişisel verilerin korunması mevzuatında biz Avrupa Birliği'nden farklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ceza veremiyor kurum. Zaten bizde de yani bizim idari hukukumuz yani idari yapılandırılmamız devlet elbette bağımsız idari otoriteler var o var bu var ama devlet tüm kurumlarıyla bir bütündür. Yani dolayısıyla devletin kendi içinde kendisine bir ceza vermesi biraz kendi kendine hani ceza vermesi gibi oluyor. Ne oluyor? Kişisel verilerin korunması kurulunun verdiği bazı kararlarda görüyoruz. Disiplin açısından, disiplin soruşturması yani bu alanda bir disiplin ihlali gibi ona yaklaşılıyor ve evet böyle büyük para cezaları vermiyor ama o işi ilgilenen kişiyle ilgili bir disiplin disiplin sonucunu doğuruyor. Yani bir aykırılık o anlamda bir aykırılık sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla yani bu sorunun cevabı aslında yani kamu kurum ve kuruluşlarının işte çerez platformu politikası aydınlatma metni olan da var. Olmayan da var ama evet. Şirketlerin de öyle. Yani hani o anlamda hani bunun böyle çok yaygın olmadığı işte yavaş yavaş yayılmaya başladığını söylemekte bir sorun yok ama hani kamu kurum ve kuruluşlarına para cezası verilmesi diye bir şey bizim mevzuatımızda yok. O yüzden bu para cezaları vesaire böyle sükse yapıp duyulmuyor ama onlarla ilgili de bir disiplin soruşturması açılıyor. Bir disiplin çok caydırıcı mıdır değil midir onu tartışabiliriz ama mesela çok yakın bir zamanda yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da Hollanda Veri Koruma Otoritesi bir Hollanda idari kurumuna 300 bin euro gibi bir ceza vermişti. Yani orada veriliyor ve orada Avrupa Birliği'nde neredeyse eşit yani hatta daha fazla devletin veri işlemesini bu kurumlar daha çok denetliyor idari kurumlar. Yani çünkü asıl burada ikinci kaygı zaten işte devletin verilerimizi ne kadar çok işlediği, bizi nasıl yaptığı, profillediği ve hani bunu nasıl manipüle edecek? Çünkü hani devlet Türkiye'de karşılık devlet bizi fişliyor mu gibisinden yani. Tam olarak o. Şimdi biz bu konuları konuşurken bu kanun Türkiye'ye ne kadar uygun falan filan şey konuşuyorduk yani yine böyle işte böyle bir iki bürokratla yani. Ya biz tabii biz de diyor şey yapıyoruz ama ya bizde de devlet arkaların kimliğini ver dediği zaman verir yani kimse de ya da şunu ne yapıyorsunuz yani devlet yani bizde bir devlete hürmet ve korku vardır biliyorsun yani kültür olarak böyle hani dolayısıyla bu Avrupalı konseptler bizde yerleşirken biraz sancılı oluyor yani zaten hani Cumhuriyet döneminin hikayesi de bu zaten yani hep yaşadığımız bir şey sonuçta bizde böyle bir kültür yani kişisel verilerimiz gidiyor vesaire kültürü
o kadar hani içimizden gelmediği için biraz hani ne devlet kurumları ne işte bizler o kadar şey değiliz. Biraz daha öğrene öğrene biz de bu işleri yapabiliyoruz gerçekten. Yani devlet kurumlarının eksikliğini hani böyle açıklayabilirim aslında ama pekala onlar da kanuna tabiler. Şimdi son 15 dakikaya girdim. Biraz hızlanacağım. Birkaç tamam. soru var. Bir de izleyiciden gelen sorular var ama ben bir tane sorumu cevabını almış oldum. ABD ve dünyada durum nasıl diye soracaktım ama orada cezaların yüksek oluşu ve daha farklı bakışı. Sorgulamada serbest herkes. Her şeyi sorgulayabilen insanlar. O yüzden de garip kaçmıyor. Mesela ilginç yorumlar geliyor. Sevgili Tolga Terzi Instagram'da yazmış. E-Devlet üzerinden toplam 102 adet şikayetim var. 102 adet. Bir kısmı için ceza işlem uygulandı diyor. Bir kısmı ise eksik bilgiyle suçlanmış. Her gün farklı bir numaradan fiber internet için aranıyorum. Hatta sizi dizi ve filmlerde oynatalım diye arıyorlar. Su arıtma, sigorta, dizi film oyunculuğu, internet, mobil hat taşıma her telden var demiş. Evet, bu başımıza geliyor. Sevgili Gizem Hançer Demir de güzel bir noktaya temas etmiş. İyi yayınlar demiş. E-Devlet üzerinden veya iys.org.tr adresinden SMS izinlerini yönetebiliyoruz. Fakat onayı kaldırsak dahi gelmeye devam ediyor şeklinde dönüşler alıyoruz çevremizden. Bu konuda bir hukuksal açık mı var? Ek olarak yabancı numaralardan çok fazla aranma ya da WhatsApp mesajı geliyor. Şükür demek ki tek değilmişim, size de geliyor demek ki. Engellemekle de bitmiyor. Ne yapabiliriz? Çok güzel bir soru. Bana da çok gelen bir şey başıma geliyor. Elin Enderöz yarısı ya da bakıyorum kim ya diyorum 971 mesela. Allah'ım diyorum hani bu seneki hedefim yurt dışına iş yapmak, yabancı firmalar ya diyorum herkes beni mi keşfetti diyorum. Bir bakıyorum Tayland, Singapur böyle hello how are you diye gelince mesela aman diyorum çok başımıza bela almayalım. Direkt engellerim ama dediği gibi Gizem'in bu sefer başka numaradan geliyor. Nereden buluyorlar bilmiyorum. Ne yapacağız? Doğru. Burada bir muamma. Evet. Şimdi şöyle bu işte ticari iletişim ya yani pazarlama amacıyla ticari iletişim göndermek işte 2015'ten beri rızaya tabi. Şimdi de işte yönetim sistemi geldi İYS ve artık orada görebiliyoruz bütün firmaları. Buradan izninizi aldığınız zaman o izin bu mesaj gönderene gittikten sonra 3 iş günü içinde bu gönderimi durdurmalı. Yani sonuçta mesela kaldırdınız bir 2-3 iş günü falan geldi diyelim bu mesajlar. Bu kanuna aykırı değil. Yani 3 iş günü içinde kaldırmalı çünkü. Yani durdurmalı bu sürece. Ha durdurmuyorsa şikayet pekala açık. Hem Ticaret Bakanlığı'na hem Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'na şikayet edilirse firma büyük bir ihtimalle ceza alacaktır ve aslında sürecini düzeltecektir. Gelelim yurt dışı numaralara. Yurt dışı numaralar hepimizin aslında sorunu. Yurt dışı numaralar bizim hukukumuzda çok temel bir ilke vardır. Mülkilik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ya da buralarda işte ki olan fiillerde geçerlidir. Şimdi biz bu işte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan önce Ticaret Bakanlığı bu işi yürütürken ya işte yurt dışındaki firmalara biz ne yapabiliriz diyordu aslında. Yani gerçekten de öyle. Şimdi ceza mı kesecek? Bir şey mi yapacak? Hadi diyelim ceza kesti. Gidip orada uygulatacak mı? Öyle bir tanıma tenfiz meselesi nasıl olacak falan. Bunlar çok belirsiz konular. Dolayısıyla biz işte onu hep şey diye yani yurt dışına bir şey yapamıyorlar falan diye düşünüyorduk. İşte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu geldi. Burada da bir yurt dışındaki firmalara uygulanıp uygulanmayacağı kanun da açık değil. Avrupa'da bunun coğrafi kapsam diye bir maddesi var. Bizde yok. Ama Kişisel Verileri Kurulu'nun yorumu yani sen Türkiye'de kişilerin verilerini Türkiye'de sunduğun hizmetlerle işliyorsan yani hani böyle bir açık yorum da yok da hani öyle anlıyoruz. Bizim kanunumuza tabisin diyor ve cezaları yurt dışında kurulu firmaları cezaları kesiyor, tebliğ de ediyor. Bu firmalar bu cezaları ödemezse nasıl takip yapılacak falan bunlar bir belirsiz. Yani Avrupa Birliği'nde de belirsiz çünkü onlar da yurt dışına kanunlarında yurt dışına firmalara uygulatabiliyorlar. Kanunlarında yazıyor. Bu
uyulmazsa ne yapacak belirsiz. Ama kişisel verilerin korunması kanunda çok açık şey var. Yani veri işlemeyi ya da veri aktarımını yasaklayabiliyor kurum. Yani siz o cezaları ödemezseniz, artık bir böyle bunu alışkanlık haline getirirseniz, belki kurum tamamen işte bu, sizin Türkiye'de veri işlemenizi yasaklayabilir. Şimdi ticari bu numaralarla şey gönderme, işte SMS vesaire, yabancı numaralarla, yani onları teknik açıdan hani böyle engelleyebilecek, külliyen engelleyebilecek bir mekanizmamız ya da onlara ceza kesecek bir mekanizmamız hani yok. İşte belki BTK'ya bildirilirse bu numaralar, onlardan böyle bir şey gelebilir, bir aksiyon, ama hani maalesef yurt dışından gelen e-posta ya da işte benzeri şeyler için kanuna aykırı olsalar da, çünkü bu Ticaret Bakanlığı şeyden sonra, kurumun bu yorumundan sonra İES'e yabancı firmalar da kayıt olmalı dedi. Yani aslında dolaylı olarak yabancı firmaların da bu kanuna tabi olduğunu söyledi. Belki ceza da keser bu arada onlara, öyle bir şeyde bulabilirse ceza da keser. Ha, yani bu firmalar genelde böyle çok şey firmalar oluyor, benim gördüğüm yurt dışından gönderen böyle çok muteber firmalar olmuyor. Yani cezayı öderler mi, ödemezlerse nasıl takip olur falan. Ya o bir muamma. Ya dolayısıyla yurt dışına aktif bir kanun, hani kanun uygulansa bile aktif bir kolluk, polis, icraî bir faaliyet yapılamadığı için yurt dışından yapılan işte işlemler biraz takibi ve engellenmesi zor. Şimdi bir takım yorumlar gelmiş. Onları da hızlıca aktarayım. Gizem Ançer demiş ki Netflix'te Marco isimli bir film var. Okumadan onayladığımız çerezlerin ve sözleşmenin next diye geçtiğimiz sayfaların sosyal medya kayıtlarının nerelere varabileceğini gösteren çok güzel bir film. Konuya merak olanlar izlesin demiş. Zülfikar Artuk şeyi sormuş. Cezalar ciroya göre değişiyor mu yoksa fix mi cezalar? Yok. Cezalar fix. Rekabet kanunundan, rekabetin korunması hakkında kanundan farklı. Rekabet kurumu ciroya göre ceza veriyor. Avrupa Birliği'nde de data, yani kişisel verilerin korunması anlamında ciroya göre ceza veriliyor. Fakat şeyde bizim kanunumuzda, KVK'da cezalar fix, ciroya göre verilmiyor. Kamu kurumlarıyla alakalı Emrah Bey demiş ki merhabalar demiş. Genelde kamu kurumlarına talimat vermekteler demiş. Hı-hı. Sevgili Hakan Eriş, her ne kadar bütçenin tekliği vesaire dikkate alınarak kamu kurumlarına para cezası uygulanmıyorsa da, bana göre sorumluları rücu açısından bakıldığında kamu görevlerine uyum konusunda canlandırırdı. Daha özenli ve dikkatli olmayı da sağlayabilirdi diye bir yorum yapmış. Hı hı. Hakan Ceyhan da güzel bir noktaya temas etmiş. Kesilen cezalar özellikle uluslararası firmalar için caydırıcı değil. GDPR gibi yıllık cironun %'si gibi bir ceza kesilmesi olsa daha caydırıcı olur. İkinci hususta devlet kurumlarında ceza kesiyor GDPR. Bu da KVKK'ya entegre edilmeli bence diye bir yorumda bulunmuş sevgili Hakan. Süleyman Bey'in bir sorusu var. Çoğu firmanın, Süleyman Aktürk LinkedIn'den yazmış, çoğu firmanın web sayfalarını dışarıdan ajans firmalar yapıyor veya e-ticaret yapmak isteyen firmalar paket web sayfaları alıyor. Bu ajanslar veya e-ticaret platformu sağlayan firmalar için ilgili kurumlar tarafından çerez yönetimi sağlamaları için regülasyonlar getirilir mi diye sormuş sevgili Süleyman Aktürk. Şöyle, bu paket e-ticaret platformları aslında verileri sizin talimatlarınıza göre işliyorlar. Yani bizim kanunumuzda çok temel ayrım var. Veri sorumlusu, İngilizce data controller, veri işleyen, İngilizce data processor. Veri sorumlusu bu fiilin, yani işte web sitesinin sahibi diyelim. Veri işleyen ise onun verdiği talimatlara, onun söylediği şeylere göre veri işleyen firmalar. Bizim mevzuatımızda asıl sorumlu, cezaların muhatabı veri sorumlusu. Yapması gereken şeyleri veri sorumlusu yapması lazım kanuna göre. Aydınlatma, rıza falan. Veri işleyenlerin tek sorumluluğu aslında teknik güvenlik önlemlerini almak. Dolayısıyla hani kanunun mantığına bu denen şey çok uygun değil. Veri sorumlularına ceza var bizde, veri işleyenlere yok. Veri işleyenlere ne yapılır? Sizin talimatınızın dışına çıktıysa siz rücu eder. Hakan Bey'in söylediği bu rücu mekanizması, siz bir kişinin
hatasından dolayı ceza aldınız ya da zararı uğradınız. Onu mecburen o uğradığınız kişiye, yani sizden tazminat alacak ya da cezayı size kesen kuruma ödediniz. Sonra gittiniz adama, rücu o demek hukukta. Senin yüzünden oldu bu, bana bunu ver dediniz. Dolayısıyla hani olsa olsa siz adama çerez yönetimi yap dediniz. Adam da tamam dedi. O e-ticaret firması, tamam çözüyorum ben o işi dedi. Sen bana bilgileri ver. Çünkü o bilgiler de sizde. Ne verisi alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Sen bana bilgileri ver, onu koyuyorum dedi. Onu koymadı. O zaman ancak hani sözleşmesel anlamda adama gidip senin yüzünden ceza aldım diyebilirsiniz. Ama yani bu sisteme çok uygun değil. Paket e-ticaret firmalarına bu yükümlülüğü getirmek. Nafis Altay demiş ki Google'ın çıkarmak üzere olduğu Privacy Sandbox çerez yönetimini ve sektörü nasıl etkileyecek? Bu konu hakkında bilgi sahibim. Valla şöyle, bu hani işte çerezden başka bir takip sistemi, biraz daha işte yani çerezler yolu, çerezlerden farklı, işte biraz daha privacy'ye önem veren işte takip sistemleri olacak. Ama çok ayrıntısını hani biz de işte bu webinarlarda, sunumlarda falan dinliyoruz. Hani açıkça tam bu konuda bir çalışma hani yapılmış değil, görmüş değiliz. Ama şunu söylemem lazım bu konuyla ilgili genel olarak. Takip yöntemleri, takip cihazları, takip programları sadece çerezlerden oluşmuyor. Mesela pikseller var. İşte Facebook'un kullandığı. Mesela local storage diye bir takip yöntemi var. Bunların da hepsi takip yöntemi bu arada. Ya da mobilde çerezler kullanılmıyor. Apple ID, iOS'ta işte Advertising ID falan filan kullanılıyor. Bunlar da takip yöntemi. Yani zaten hem GDPR'ın hem de KVKK'nın dert ettiği şey çerezle takip değil. Takip. Yani adamı nasıl takip edersen et. Elbette işte böyle bazı işte differential privacy gibi, diferansiyel yani mahremiyet, yani işte böyle verileri bozup içine gürültü sokup gürültü ekleyip kişisel veriyi böyle tam kişisel veri olmaktan çıkaran bazı ek yöntemler var işte kullanılan günümüzde. Hani bu tür şeyler faydalı ama kişileri takip ettiğiniz ve kişilerin bu takibe dayalı bir işte reklam ya da benzeri bir süreç yürüttüğünüz sürece bu mevzuatlara tabi olacaksınız. Yani bunun kaçarı yok. Şimdi iki tane daha sorum var. Önce şeyi sorayım. Veri Koruma Derneği'nin başkanısın aynı zamanda. Doğru. Değerli. Dernek olarak ne tip çalışmalar yapıyorsunuz? Onu da duymak isteriz. Hazır seni bulurken. Tabii tabii. Şöyle, bu Veri Koruma Derneği nasıl çıktı? Biz bitirecek miyiz Murat? İki de bu arada. 2 dakika kaldı çünkü. Yok, bir 5 dakika uzatırız. Tamam. Şöyle, Veri Koruma Derneği şöyle ortaya çıktı aslında. 2018 galiba. 2018 yılıydı. Kanun 2016'da çıktı. 2018 yılında biz ve birkaç grup, hukuk bürosu, yani bu alanda çalışan avukatlar, bürolar bir araya gelmeye başladık. Ya yeni bir kanun var önümüzde. İşte bir GDPR var temel alacağımız ama biz bu mevzuatı nasıl uygulayacağız? Neler yapacağız? İşte siz hani şöyle bir, siz ne yapıyorsunuz? Hani siz buna ne diyorsunuz falan. Yani birbirimizle böyle konuşmak için, aslında normalde piyasada da rakibiz ama bir yandan da bir bilgi paylaşımı ortamı. Gerçekten çok verimliydi o paylaşım, o toplantılar. Her ay Boğaziçi Üniversitesi'nde sevgili Bilgin Hoca'nın ev sahipliğinde bu toplantılar yapıldı. Her ay fiziksel olarak herkes de geldi bu arada Murat. Yani birçok, yani 40'a yakın, 45'e yakın kişi oluyordu toplantılarda. Böyle inanılmaz teknik, böyle hukuki, entelektüel tartışmalar yapıyordu. Çok da güzeldi. Ve biz artık bir yerden sonra işte kuruma da bazı işte hem o çalışmalarımızın çıktılarını kuruma gönderdik vesaire işte. İşte böyle, ama artık bir yerden sonra muhatap alınmamız gerekiyordu. Dernek öyle kuruldu. Yoksa biz böyle abi dernek kuralım, burada iyi alan, iyi buradan bir şeyler yaparız falan diye değil. Hakikaten burada bilgi paylaşmak isteyen birbiriyle hukukçular ve IT, yani network işte güvenlikçileri bir araya gelerek oluşturduğu bir şey. Şu anda hala, ya pandemide biraz şey oldu, biraz aktivitelerimiz azaldı ama şu anda yeniden aktifiz. Bu sefer Elif Hoca'nın, Elif Güzeci Hoca'nın ev sahipliğinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde her ay
fiziksel toplantılarımıza başladık. Çok da verimli oluyor. İşte hocalar geliyor, akademisyenler geliyor, işte IT'ciler geliyor, bizler hukukçular geliyoruz. Yine o tartışma ortamı çok güzel oluyor. İşte iki şey önce çerezleri konuşmuştuk. Yani birçok işte mobil devi de davetliydi o etkinliğe. İşte birçok firma gelmişti. Geçen ay Meta bize bu Avrupa'da geçirdiği pay or consent, yani öde ya da rıza ver konseptini anlatmak için konuğumuz oldu. Ocak ayını pas geçip Şubat ayında da yapay zeka tartışacağımız bir toplantı yapacağız. Çok aktif, çok keyifli bir şey yani dernek gerçekten. Böyle şey gibi, dernek gibi de dernek falan. Öyle dedi. Gerçekten herkes geliyor, tartışıyoruz, konuşuyoruz falan. Sonra bir çıkıp yemek de yiyoruz. Bayağı şey, bayağı aktif ve keyifli. İşte bunlardan ama bu çıktılar, bu toplantılardan çıktılar oluşuyor ve bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz web sitemizde. Bir de kuruma gönderiyoruz. Yani diyoruz ki bakın biz piyasada böyle şeyler konuştuk akademisyenlerle vesaire. Hani böyle bir çıktığımız var diye kuruma da gönderiyoruz ki serverlerin kurulmasına. Toplantılar tabii herhalde sizin üyeler içerisinde oluyor değil mi? Şöyle onu da anlatayım. Toplantılarda yani dernek ve platformu hep ayrı tutuyoruz. Platform asıl bu toplantının yapıldığı yer. Dernek bunu organize eden ve bu işi kuran kişilerden oluşuyor. Asıl bence olay zaten platform toplantılarına gelmek. Yani çünkü asıl şey orada oluyor. Tartışmalar vesaire. Platform toplantılarında da info@verikorumadernegi.org'a bir yani gelmek isteyen varsa, bir mail atarsa, işte neler yaptığını falan anlatırsa biz onu değerlendiriyoruz. Çünkü amacımız hakikaten hani kişisel verilerin korunmasından da çalışan, gerçekten bu alana gönül vermiş ve toplantılara katkı sağlayacak. O da tabii yararlanacak kişiler ama hani şey gibi bir yer değil burası açıkçası. Öğrenmek için hani hiç bilmeyen kişilerin öğrenmek için gelebileceği bir yer değil. Onun için eğitimler var zaten. Hani eğitimler de düzenliyoruz ara sıra. Ya dolayısıyla bu alana ilgi duyanlar oraya bir şey yaparlarsa, yani ben de duyuyorum, ben de gelmek istiyorum. Biz onu değerlendiriyoruz. Yerimiz sınırlı. Herkesi alamıyoruz. Gerçekten bu alanda çalışan ve gönül vermiş kişilere hani öncelik veriyoruz. Fakat evet yani etkin ve verimli bir dernek diyebilirim. Ben seve seve yani benim alanım farklı ama bu konularla alakalı daha fazla insana ulaşmak çok değerli. O yüzden tırnak içerisinde medya tarafında sesiniz olmak isterim. Olabildiğince fazla insana. Bir mail at Murat, değerlendirin. Neydi abi? Infoet böyle koruma derneği. Evet. Süper. Oraya atıyorum şimdi. Programasyonu. Son sorum da şu olsun. Altan da geçiyor. Mobil dev de çerez yönetimi konusunda hizmet veriyor. Hı hı. Birazdan da ne öncelik yani neden yani nasıl bir önceliği var onu da anlatacağım iki cümleyle ama yani firmaların bundan faydalanmasını sağlıyor. Ben de işte bu hizmeti alıyorum. Markalar bu tip hizmetler alırken neye dikkat etmeli sence? Onu sorayım. Tamam, sağ ol Murat. Bir önce bundan bu şeyden önce bir şunu netleştirelim Murat. Ben sorulara yazımında hiçbir katkısı ama sen gönderdin ben cevaplıyorum. Tabii. Yani hiç ben soru şey Murat şu soruyu sor bana konuşalım falan demedim. Her şeyi Murat yaptı yani. Ben dersim çalışıyorum sevgili dostlar. Her program böyle. Sorudan hazırlıyorum. Evet. Ondan sonra gönderiyorum. Bazen şunu diyorum. Çıkartmak istedikleriniz varsa çıkartın. Genelde çok böyle rahatsız edici sorular sormadığım için de genelde hep aynı sorular kalıyor. Evet. Yani sonuçta bu sohbetlerin de tabii ki işte sponsoru MobilDev ama yani ben burada çok genel şeyler söyleyeceğim. Hani herhangi bir MobilDev dahil herhangi bir markanın reklamı amacıyla hani böyle bir şey yapmıyoruz. Murat bu konuyu konuşalım dedi. Ve konuşuyoruz. Şöyle bence birkaç şey var burada dikkat etmek gereken. Bir, şimdi özellikle yurt dışında server role, yani yurt dışı aktarımı bizim mevzuatımızda maalesef sorunlu bir konu. Henüz iyi bir çözüm de sağlanmış değil. Bunda bu arada kurumun da bir şeyi yok aslında, sorumluluğu ya da hani tabiri caizse suçu diyeyim. Çünkü mevzuatımızda çok sıkı ve diyor ki işte mütekabiliyet olması lazım bir ülkeyi güvenli ülke kabul etmek için. Yani onların da bizi güvenli ülke kabul etmesi lazım. Öyle bir ülke henüz yok. Yani Avrupa Birliği'ni bile o yüzden güvenli ülke kabul edemiyoruz. Ya dediğim gibi mevzuat sıkı. Yoksa yani hani ben dediğim yani ben kişisel verilerin korunması kurumunu çok çalışkan ve bu alanı gerçekten Türkiye'de geliştiren
bir kurum olarak görüyorum. Hani onu her ortamda da söylüyorum. Ama onların da elinde olmayan bir mevzuat nedeniyle bu iş çok zor halde. Dolayısıyla siz işte yani bu mesela yurt dışına çerezlerin yurt dışına veri aktarması bile başlı başına bir sorun. İşte o rızayı nasıl alacağız, alacak mıyız? Zorunlu çerezlerle ilgili rıza alınmıyor. Peki yurt dışına aktaran bir zorunlu çerezse ne yapacağız? Sorunlu konular yani. Dolayısıyla bir tool aldığınız zaman, bir işte program, bence birinci konu şu olabilir. Ya bu program yurt dışına veri aktarıyor mu? Yani sen mevzuata uymaya çalışırken hani bir yandan da o programın yurt dışına veri aktarımını bir şey dert etmeye başlayacaksın. Çünkü doğru. O eğer yurt dışındaysa server'ı, o da veri aktarıyor. Yani sen bir şeye uyum yapayım derken o aynı mevzuatın başka bir şeyine aykırı davranıyor olacaksın. Yani birinci konu bu bence. İkinci konu şu, yine tecrübemize dayanarak, yani en baba IT'ciler, hani şey baba yani lafını kusura bakmayın ama hani en böyle en yıllardır bu çerez konusunu çok bilmiyor. Gerçekten yani benim tecrübe ettiğim şey bu. Yani adam IT'ci, bayağı her şeyi biliyor, çok vakıf. Bütün enterprise sistemlere bir çok büyük bir firmanın internet yani security'sini bile iyi biliyor mesela. Güvenliğini bile, işte oradan neler nasıl şey. Çerezi bilmiyor. Yani dolayısıyla çerez şeyinde bence şuna dikkat etmek lazım. Hakikaten çerezi aldığınız firmanın size bu konuda iyi destek vermesi, destek olması, iyi belki gerekirse eğitim vermesi ve hani size işte bu işi nasıl çalıştığını, nasıl olduğunu, ne yapabildiklerini anlatması lazım. Yani şunu da yaşadık biz Murat. Bu ilgili kişi başvuruları, bahsettiğim o ilgili kişi başvuruları geldiğinde aslında başvurular yanlıştı. Yani mesela lokal IP'sini almış, bana bu çerezi söyle diyor. Yani mümkün değil onu bulmaları falan. Mesela bu çerez konusunda iş yapan firmalar bunları biliyordu bu vakada. Yani dediler ki bunlara bakılarak bulunmaz falan. Yani şeyler hani dediğim gibi en baba IT'ciler bile çerez çok spesifik bir alan olduğu için bilmiyor. Dolayısıyla alacağınız servis provider'ın iyi bir desteği, size bunu iyi anlatan insanlar, yani insanların bilgisinden etkileneceğiniz kadar bilmeleri hani bence çok faydalı olur. Benim iki tane yani piyasadan genel olarak gördüğüm tavsiye budur. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Ben de iki noktayı ekleyeyim. Ondan sonra da yayınımıza son verelim. Tabii sevgili dostlar, bu konularla alakalı hizmet veren bir sürü marka var ama burada hep en baştan beri söylüyoruz ya, sunucuların Türkiye'de olması. KVK'da çünkü yurt dışına çıkartacaksan ayrıca izin alman gerekiyor. O yüzden burada mobil devden bir hizmet aldığınızda sunucuların Türkiye'de olduğunun altını çizelim. İkinci önemli özellik, çerez dışında veri işleyen teknolojilerinde tespiti çok rahat bir şekilde yapılıyor. Bunun dışında şikayetçilerin ziyaretçilerden toplanmasında unique bir ID veriliyor. Yani eşsiz unique bir ID veriliyor ve ziyaretçi bu siteye ben izin vermeme rağmen kişisel verimi işliyor dediğinde de bu ID ile şikayet etmesini sağlıyorlar ve o zaman kimin ziyaret ettiği anlaşılıyor. Bunun IP ile çözülmesi, yapılması zor. Bu anlamda unique ID çok çok önemli. Bir de tabii en son şey de banner tasarımı. Buradaki web sayfaların amacı olabildiğince onay alabilmek. Yani o accept all cookies diye tabir edeyim ya da bunları onayla dediğimiz yerde OK'ye basılması. Şu anda en büyük sorun da piyasada neredeyse yarı yarıya kayıp var. Kayıp yaşayan firmalar var. Ziyaretçilerin yarısı kabul ediyor. Benim gibi değil herkes yani. Yarısı da kabul etmiyor. Bu yüzden ziyaretçilere her şeyi onayla ya da accept all'a yönlendiren doğru tasarımı bulmak çok çok değerli. Yani işin içinde hem teknoloji var, hem teknik var, hem pazarlama var. Bu konularla alakalı mobil devden de hizmet almak isterseniz aşağıda hem geçiyor telefon numarası hem de mobildev.com web sayfası. Oradan da destek alabilirsiniz. Boracığım çok teşekkür ederiz. Yani hem veri yönetimini konuştuk, hem KVKK'yı konuştuk, çerez yönetimini konuştuk. İnsanlar yurt dışından gelen aramaları sordu, bunu konuştuk. Bu arada son bir soru daha gelmiş. Onu da hemen aktarayım. Gönlü kalmasın Ebru Ayan. Veri koruma konusundaki son mevcut gelişmelerin daha geleceğe yönelik nereye evrilecek diye soruyor. Nereye? Onu da söyleyeyim. Tamam, öyle başlayalım. Tamam, bir şöyle
Şimdi çerez, bu arada çerezler konusunda da mutlaka ben de firmalara genel olarak çerez, yani kurulun çerez rehberi var. Orada da mesela tasarımlarla ilgili falan bazı işte kısıtlamalar var. Mesela işte accept all'lar, reject all'un aynı olması, aynı şekilde olması gibi. Onlara da mutlaka dikkat etmelerini bu vesileyle tavsiye edeyim senin hani şeyin üstüne. Şimdi bizim kanunumuzda bir kere önce bizim kanunumuzu anlatayım. Bizim kanunumuzun GDPR'a yani Avrupa Birliği mevzuatına uyumu konusunda çalışmalar yapılıyor. Adalet Bakanlığı, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu vesaire bu konuda çalışmalar yapıyor. Bizim duyduğumuz yani piyasadan hani böyle gizli bilgi değil işte yani biliniyor. Bir de çok acil olarak 3 tane bizde sorumlu konu var. Onlarla ilgili çok acil küçük bir değişiklik var. Hali hazırda bekliyor kanunlaşmayı. Bizim bildiğimiz kadarıyla onun aslında hazırlığı falan yapılmış durumda. Birincisi yurt dışı aktarımı en sorunlu konu. Orada artık mesela yani hani yurt dışı aktarımına rıza dedin ama rızadan başka şeyler de var. Mesela taahhütname imzalanması, kuruldan izin alınması ya da grup içi ise işte bağlayıcı şirket kurallarının işte kurula sunulup izin alınması gibi. Şimdi bizde taahhütnamenin, Avrupa Birliği'nde taahhütnameye karşılık gelen standard contractual clause diye bir şey var. İşte işte standart hükümler. Bunları imzaladığınız zaman kuruldan izin almaya gerek kalmıyor. Mesela bizde bu eksik. Yani burada bu işi çok zorlaştıran şey. Onları imzalatıp aslında bu işi devam ettirmek çok daha pratik olacak. Dolayısıyla bir GDPR'e uyum anlamında kişisel verilerin korunması kanununda yurt dışı aktarım maddesinin değişmesi bekleniyor. İki, özel nitelikli veriler bizde çok maalesef çok sıkı. Yani şu anda işveren işçisinin bile kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri yani sağlık verisi işlemek için rızasını almak zorunda. Yani olacak şey değil. Hani bunu zaten işlemesi lazım belli durumlarda ama rıza alıyor falan. Çünkü kanun öyle diyor. Maalesef yanlış çıkmış bir kanun son anda meclisteki tartışmalarda. Bunun değişmesi bekleniyor. Üçüncü de şimdi Kişisel Verilerin Koruması Kurumu'nun verdiği kararlara karşı gidebildiğimiz mahkemeler, yani itiraz için suç ceza mahkemeleri. Suç ceza mahkemelerin yeterince, bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığı için yeterince iyi bir yargılama yapılmadı görüşü hakim. Dolayısıyla genelde o cezalar hep, yani çoğunlukla diyeyim hep değil ama onaylanarak geçiyor. İdare, Rekabet Kurumu'ndaki gibi idare mahkemeleri artık bununla ilgili görevli olacak diye bir şey duyduk. Hani 3 tane acil geçmesi gereken düşünülen ama genel olarak da Avrupa Birliği'ne uyum olarak şey açısından çalışmalar var. Bunun dışında nereye evrilir iş? İşte zaten Avrupa Birliği'nde AI yani yapay zeka regülasyonu, yapay zeka ile ilgili düzenlemeler geliyor. Ha, bu arada o da bir yanlış anlaşılma. Aslında sadece anlaşıldı bazı konularda henüz bir çıkmadı yani o. Ama çıkacak. Bunu takip eder mi Türkiye? Ne kadar ne kadar hızlı takip eder bilmiyorum. Ama o iş bangır bangır geliyor. Bence veri korumanın yani kişisel verilerin korunması açısından incelemeler, çalışmalar, değerlendirmeler artık yapay zekayı hesaba katmadan olamaz. Dolayısıyla aslında bence mevzuatın gideceği yer o. Bu yapılmadığı durumda hani Avrupa yapay zekaya ilişkin özel bir kanun çıkmadığı durumda ne yapacağız? Kişisel verilerin korunması kanunu, FİSEK yani telif meselesi, marka belki, kişilik hakları buralardan, mevcut kanunlardan yapay zeka yorumlayacağız. Yani şu anda bizim de işte Türkiye ile ilgili düşündüğümüz, Türkiye'de yapmayı düşündüğümüz şey o mevzuatımız yokken. Ama bir yandan da işte Avrupa Birliği'ndeki mevzuatı alıyoruz. Dolayısıyla benim yani gideceğini gördüğüm yer bu. Gevşer mi kişisel verilerin korunması mevzuatı, bakış açısı hiç zannetmiyorum. Bu konuda en gevşek olan Amerika bile bir kanun çıkarmaya yani çalışıyor. En gevşek diyorum bu arada Amerika'ya hani hiçbir Amerikan numarası aldıysanız görürsünüz. Yani böyle dakikada bir telefon geliyor galiba marketing telefon. Yasak değil orada. Dakikada bir. Yasak değil. Yani dolayısıyla ben o Amerika bile hani bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla gevşeyeceğini düşünmüyorum. Olsa olsa işte bu AI ile başka bir boyuta geçer. Ha ama bunun dışında
diğer verilerin kullanılmasında biraz Avrupa Birliği işte bu data act'le yani bazı mevzuatla şey yapmaya çalışıyor, izin vermeye çalışıyor. Çünkü biz bu işi çok sıkılaştırdık. Biraz mevzu çok ticaretimiz gelişmedi diye düşünüyor. Orada da öyle gelişmeler var. Dolayısıyla hani ben böyle çok gevşeyeceğini düşünmüyorum kişisel verileri koruması ama farklı boyutlar gelecek. İşte ya şuralarda kullanabiliriz belki ticari açıdan gibi şeyler gelecek. Amerika bile bunu yapmaya hani başlıyor. Dolayısıyla yapay zeka dediğim gibi yani kişisel verilerin korunması mevzuatıyla çok birebir ilgili gidecek. Öyle görünüyor yani şu anda gelecek. Süper. Ebru Hanım da sorusunu cevaplandırmış olduk. Boracığım ağzına sağlık. Tam 1 saat 15 dakikaya devirdik. En uzun, evet. Son zamanların en uzun yayını yaptık. Seni biraz terlettik. Yoğun temponda zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Instagram'dan da bugün sana kısmet oldu. İlk yayını yani aynı zamanda Instagram'dan da yayın yaptık. O anlamda çok çok teşekkür ederiz. Ebru Hanım sana teşekkür etmiş. Biz de her etkinlikte olduğu gibi konuklarımıza Türk Eğitim Derneği'nden bir bağışta bulunuyoruz sizler adına ve bir sertifika alıyoruz. Sen de bu konularda çok hassassın. Yılbaşına sen Korunçuk muydu seninki? Bizimki de Türk Eğitim Vakfı idi bu sene. Ya geçen sene UNICEF, bir önceki sene işte bu Worldwide şey bu çevre ile ilgili şey. Evet. Bu UNICEF bu sene de Türk Eğitim Vakfı. Her sene biz de dostlarımıza yılbaşı hediyesi olarak evet bağış gönderiyoruz. Siz de şu an öyle yapıyorsunuz değil mi? Evet aynen öyle. Bu yayına katılan dostlarımızın adına bir bağışta bulunuyoruz. Sen de bu konularda hassassın. O anlamda da çok teşekkür ederim. Sana programdan sonra bir sertifika göndereceğim. Bilmeyenler için hemen özetleyeyim. Türk Eğitim Derneği maddi durumu iyi olmayan ama başarılı olan gençlerimize, kardeşlerimize bağış bu bağışlarla destek veriyor, burs veriyor ve bunların okumasını sağlıyor. Ne olacak bu memleketin hali dediğimiz anlarda 15-20 sene sonrasında çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu eğitimli gençler çok daha cevval olacak, çok daha güzel olacak. O yüzden de çocuklara, gençlere, kardeşlerimize destek olmaya devam edelim lütfen. Bu Türk Eğitim Derneği olur, Koruncuk Vakfı olur, TOÇEV olur. Ama bilinen, görünen, iyi olduğunu düşündüğünüz dernekleri lütfen. Bazen diyorsunuz ki 3 lira, 5 lira, 10 lira ne olur ki diyorsunuz. Tabii 3, 5, 10 derken mecazi olarak söylüyorum 3, 5 lira diye bir şey kalmadı. Çok şey oluyor dostlar. Yeter ki siz desteğinizi olun. 70 yaşını beklemeyin destek olmak için. Daha gençken desteğinizi olun. Ne kadar destek verirsek o kadar iyi olacak. Çocuklar, gençler ve eğitim seviyesi diyorum. Ve sevgili Bora'yı uğurluyorum. Sizler sakın bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara, aradan sonra tekrardan beraberiz. Boracığım görüşürüz. Dikkat et kendine. İyi hafta sonları. Görüşürüz Murat. Kendine bak. Sağ ol. Sağ ol. Evet sevgili dostlar, 1 saat 15 dakika boyunca beraberdik. Bugün çok değerli dostumuzu, sevgili Bora Yazıcıoğlu'nu ağırladık. Kendisiyle A'dan Z'ye veri konusunu konuştuk. Veri konusuyla beraber çerez yönetimini konuştuk. Mobil Dev'in bu anlamı sunduğu hizmetten bahsettik. Güzel bir yayın oldu. Neredeyse 1 saat 20 dakikaya, futbol maçı gibi oldu. Neredeyse 90 dakikaya geleceğiz. Sevgili Bora'ya, yoğun temposunda bize zaman ayırdığı için çok çok teşekkürler. İkinci teşekkür bu yayınların size ulaşmasına destek olan sevgili Mobil Dev ailesi. İkinci sezona başladık dediğim gibi ve ilk sezonun yani 2024'ün ilk yayınında onlara kısmet oldu. İnşallah 2024'teki yayınlarımızda böyle keyifli, huzurlu, samimi, bol bilgi paylaşımlı olur ve sizlere faydalı olur. Amacımız bu, sizleri bilgilendirmek. Buna vesile olduğu için Mobil Dev'deki dostlarımıza, arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Yayında da bahsettim. Mobil Dev'in de çerez yönetimiyle alakalı süper bir ürünü var. Ben de 12 tane web sayfamda gururla, onurla kullanıyorum. Özelliklerini söyledim, artılarını söyledim ama daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz mobildev.com adresine girip onlarla temasa geçebilirsiniz ve çerez yönetimiyle alakalı nasıl destek alabilirsiniz bunları da kendileriyle konuşabilirsiniz. Altta da telefon numarası da geçiyor. Ve son teşekkür sizlere efendim. Bu yayında burada olmanız, bugün bir de tarihi bir an. Bizim için küçük bir adım, büyük bir adım. İnsanlık tarihi için küçük bir adım ama
Gerçekten de çok gururluyuz, mutluyuz. Şu anda Instagram'dan da aynı zamanda, eş zamanlı canlı yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch, Facebook 5 tane mecradan yayın yapıyorduk ama bugün Instagram'a da bunu ekledik. Artık 6 tane mecradan eş zamanlı yayın yapıyoruz. Herhalde Türkiye'de bu konularla alakalı bu kadar platformdan aynı anda eş zamanlı yayın yapan başka kişi var mı ya da başka bir kurum var mı bilmiyorum. Varsa da ne mutlu. Herkesi bilgilendirelim. Herkese belli konularda, güncel konularda bilgilerimizi aktaralım, paylaşalım. Bu anlamda bugün de Instagram'dan da bakıyorum şu anda. Bir sürü dostumuz girdi, çıktı, soru sordu, yorum yaptı. Sizlerin soruları, yorumları bu yayınları daha iyi yapmaya sağlıyor. Sizlerin katılımı çok çok değerli. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrardan teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki yayınlarda böyle kalabalık ve bol yorumlu ve bol etkileşimli olur diyelim. Her zamanki yorumla, her zamanki cümlemizle kapatalım. Başımızın tacısınız. İyi ki de varsınız efendim. Şimdiden hepinize iyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle.